Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah sizi bir zaaftan yarattı. Bütünüyle muhtaç, aciz, güçsüz ve kuvvetsiz. Bütün gücünü, kuvvetini Allah'tan alıyor. Eğer Allah ile olan bağını koparırsa sadece bir zaaf kalır ortada. Aciz, hiçbir şey yapamayan, hiçbir şeye gücü yetmeyen, bununla beraber çırpınan, tabiri caizse bataklıkta çırpınan biri. Kim Allah demeyi bırakırsa bataklıkta sadece çırpınır. Dünya batağında, nefsinin batağında, şeytanın onun için yaptığı, döşediği bataklıkta sadece çırpınır. Şöyle yapacağım, böyle yapacağım, bu olmadı, bunun böyle olması gerekir, bu niye böyle oldu, çırpınıyor orada. Ama Allah yaptı, Allah yapıyor, Allah yapacak deyip Rabbine tevekkül ederse durum değişir. İş değişir. Rabbine tevekkül eder, güvenir, bataklıktan çıkmış olur. Allah deyip çıkmış olur. Allah sizi bir zaaftan yarattı, gücün bir şeye yetmez. Rabbine güven, dayan, Rabbine iman edenler, Rabbine tevekkül edenlerdir. Müminleri Allah anlatırken öyle buyurmuştu. Gerçek müminler onlardır ki Allah zikredildiğinde kalpleri titrer, ürperir. Onlara Allah'ın ayetleri okunduğunda imanlarını artırırlar. Onlar bütünüyle Allah'a tevekkül ederler, güvenirler. Mümin değilse istediği kadar Allah desin, Allah diyememiştir. Allah diye başka bir şey söylüyorum. Güvenilmeyen Allah mı olur? Güvenilmeyen Allah olur mu? Allah diyorum ama Allah'a güvenmiyorum. İman etmiş mi ona güvenmiyorum. Sen kendi nefsinin putuna Allah diyorsun. Bunu sen üretmişsin. Böyle bir Allah yok. Allah bu değildir. Sen Allah'a iman etmemişsin demektir. Güvendinse tevekkül ediyorsun. Bataklıktan çıkıyorsun. Ben yaptım, ben yapıyorum, ben yapacağım. Niye şu şöyle oldu, niye bu böyle oldu demezsin. Niye demiyorsun? Çünkü görüyorsun ki Allah seni imtihana tabi tutuyor. Kazanasın diye. Hazreti insan olasın diye. Ebedi hayatını kazanasın diye sana imkan veriyor. İmtihan, imkan. Kazanma imkanı. Böyle olanlar, iman edenler yani, bu imkanı görür, Allah'ın kendisine yaptığı muameleyi görür. Yani Allah'ın ef'aline iman eder. Nasıl ki Allah'ın zatına iman etmek gerekir, isimlerine, El Esma'ul Hüsna'ya iman etmek gerekir, aynı şekilde Allah'ın ef'aline de iman etmek gerekir. Yoksa İman, iman olmaz. Allah'ı seven, isimlerini sever. Allah'ı seven, fiillerini sever. Allah'ın kendisine yaptığı muameleyi sever. Ben seni seviyorum ama senin yaptığını sevmiyorum diyen mümin olur mu? Olmaz. Seni ilah olarak kabul ediyorum ama yaptığını beğenmiyorum. Bence şöyle olması lazım. Şöyle olsaydı daha iyi olurdu. Böyle olsaydı daha güzel olurdu. Aslında şurada da yanlış olmuş. Allah'ın burada bunu böyle böyle yapması lazım. Sen kul değilsin. Sen ilahsın. Sen ilahlık taslayan birisin demektir. Allah'a karşı ilahlık taslayan biri olmuş oluyorsun. Her şeyi net olarak görmek gerekir. Allah'ın ilk emri okudur. Oku. Neyi oku? Hiç ayet inmemiş. Hiçbir ayet inmemiş. İlk önce Resulullah Efendimiz'e oku deyin. Herkese oku diyor. Önce okuman lazım. Neyi okuman lazım? Rabbinin ismini. Rabbinin ef'arını okuman lazım. Rabbinin tecellisini okuman lazım. İkra bismi rabbikellezi halak. Oku. Oku. Rabbin yaratandır. Rabbin halıktır. O yaratıyor.
خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ İnsanı alakadan, yakınlığından, sevgisinden manevi olarak yaratmış. Zahiri olarak da bir yapışkandan, çamurdan, özden, iki damla sudan yaratmış. Hem zahiri olarak oku, hem manevi olarak oku. Oku demek, anla demektir. Anla. Hikmetini anlamaya, sırrını anlamaya, onun yaratılış sebebini anlamaya çalış. Allah'ın muradını anlamaya çalış. Allah'ın muradını anlarken mutlaka onun yaratmasına bakman gerekir. Yani ef'aline bakmamız gerekir ki Rabbimizi esmasından tanıyabilelim. Yani fiiller esmaya açılan kapıdır. Esma zata açılan kapıdır. Bu zat yolculuğunu yaparken de önce şehadet etmen gerekiyor çünkü. Neye şahitlik etmen gerekir? Allah'ın el-ef'arul hüsnasına şehadet etmen gerekir. Her fiiline şehadet etmen gerekir. Sana olan muamelesine şehadet etmen gerekir. Bütün varlığı yaratmasına, isimlerine, isimlerinin tecellisine şehadet etmen gerekir. Ama Rabbine şahit olurken, fiiline şahit olurken, o fiili yapanın Allah olduğuna iman ederek, severek, iman sevmekti. Eğer sen onun fiilini sevmiyorsan, onu sevmiyorsun. Onu kabul edememişsin demek.